Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Kıymetli izleyicilerim, sizlerin de gördüğü gibi bugün yine bir bitki videosu ile birlikteyiz. Ahu dudularımız. Daha önceki videolarımızda izlediyseniz bunları geçtiğimiz ilkbaharda yerine hazırlayıp daha sonra da dikmiştik. Şu anda kışa hazırlık dönemindeler. Ve bitkilerimiz 2 metre boyunu geçti. Önümüzdeki yıl Allah nasip ederse çok güzel mahsul bekliyoruz. Kışa hazırlık olarak bitkilerimizin dip bölgelerindeki otları tamamen temizledik. Bakın şöyle yapayım. Evet, burada görüyorsunuz dipten çıkan sürgünleri temizledik tamamen. Çünkü bitkilerimizin tek dal olarak gelişmesini istiyoruz. Yoksa çok fazla kardeşlenmeye meyilli. Dolayısıyla önümüzdeki yıl mahsul veriminde kontrolü kaybedilmiş, çok küçük taneli, homojen olmayan bitkiler, meyveler elde edebiliriz. Onun için dip bölgesinden çıkan sürgünler kesilerek uzaklaştırıldı. Sizler de ahu dudu böğürtlenleri ticari olarak yetiştiriyorsanız bu şekilde dipten çıkan sürgünleri ve aşağıdan burada gördüğünüz gibi dallanan dalları almanız gerekiyor ki dalınız yukarıya doğru yeterince boy versin ve önümüzdeki yıl ekonomik bir verim elde edin. Bakın şöyle. Bitkilerimizin boyu 2 metre direklerimiz vardı biliyorsunuz. Bu 2 metre direklerimizi geçtiler. Bizim bulunduğumuz yerde yayla havası olması nedeniyle bitkilerimiz gayet rahat bir şekilde geliştiler. Ortamımız nemli. Dolayısıyla bitkilerimizin gelişmesinde bir sıkıntı yok. Toprağımızda daha önceki videolarımızda söylemiştik. Organik maddece zengin. Yerimiz çok hafif bir meyilli. %3-5 gibi bir meyilimiz var. Meyile doğru damla sulama da verdik. Toprağımızı daha önceden organik maddece zenginleştirip içerisinden damla sulama da çekmiştik. Bu maaşlama naylonların altından. Daha önceki videolarımızı izlerseniz orada damla sulamaların çekildiğini görebilirsiniz. Bugün ahu dudularla ilgili iki önemli, bence önemli konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi sulama suyu. Eğer ahu dudularınızı yer altından, sondajdan çekerek suluyorsanız bu sulama sularını direkt ahu dudularınıza, toprağınıza vermemenizi, damla sulaman gönderme yapmamanızı öneririm. Bu suları sondajdan bir havuza atın, orada biriktirin. Hatta havuza yüksekten dökülsün, böyle birkaç metre yüksekten dökülsün. Direkt havuzun içerisine de dökülmesin. Onun altına mesela böyle bir çalı çırpı veyahut da bir holoz, bir kalbur veya bir dal parçası, çalı çırpı parçaları koyarsanız bunlar, sular direkt olarak dökülmez. Parçacıklar, zerrecikler halinde ayrışır. Dolayısıyla içerisindeki çözülmüş olan diğer gazlarda, elementlerde, iz elementlerde, mikro elementlerde parçalanır. Yer altındaki suların içerisinde biliyorsunuz bazı yeryüzeyinde normal hava şartlarında gaz halindeki elementler yerin altına indikçe ne oluyor? Sıvı hale geçiyor. Bunu en iyi de dalgıçlarda biliyorsunuz veya duymuşsunuzdur. Dalgıçlarda işte vurgun diyorlar. Bu vurgun dedikleri şey dalgıçların o kullanmış oldukları oksijen tüplerinin içerisinde tamamen oksijen değil. Normal havayı basıyorlar. Havanın içerisinde de biliyorsunuz %70'ten fazla azot var. Bu azot yerin altına indikçe sıvılaşıyor. Sıvılaştıkça da bu defa oksijen oranı azalıyor. Ve insanların kanlarının içerisinde sıvı hale gelmiş olan azotlar birden gaz haline gelmeye başlıyor. Dolayısıyla
damarları patlatıyor. Bizim de suyumuzun, bitkimizin niye ihtiyacı var? Bizim de bitkimizin oksijene ihtiyacı var. Ne kadar suyumuz oksijence zengin olursa, diğer elementlerin hangileri faydalı, hangileri zararlı bilemiyoruz suyun içerisindeki. O açıdan suyumuzu havalandırmada, dinlendirmede fayda var. Bir de yer altındaki suyun sıcaklığını bilemiyoruz. Yer yüzeyine çıktığında yer yüzeyindeki bitkimizin ihtiyacı olan ortam sıcaklığına suyumuzun gelmesi için havuzlarda suyumuzu bekletiyoruz. Daha sonra oradan damla sulamalara, gerekirse ilave gübreler yapılacaksa gübre tanklarından da gübreleri de damla sulamalara vererekten karışımını hazırlayıp gönderiyoruz. Bu şekilde suyu vermiş oluyoruz. Eğer arık usulüyle suluyorsanız tavsiye etmiyoruz, ama daha hala arık usulüyle sulamaya devam ediyorsanız yine suyu bir miktar havuzda bekletiyorsunuz. Havuzda bekleyen suyu diğer küçük bir havuza aktarıyoruz. Biz öyle yapıyorduk yıllar önce, bundan 50 sene önce, 40 sene önce. İki tane havuzumuz vardı. Birisi 150 tonluk, birisi de 5 tonluk. 150 tonluktan 5 tonla suyu aktarıyorduk. Orada içerisinde kelterlerle, küfelerle hayvan dışkılarını bandırıp çıkartıyorduk. Damla sulama o şekilde suyun içerisine hayvan dışkılarının elementlerinin çözülerek suyla karıştıraraktan arıklarla sebzeleri suluyorduk. Bugün ise artık damla sulama teknikleri var. Belki o günlerde de vardı ama bizim onlara ulaşma imkanımız yoktu. 50 sene önce, 40 sene önce. Bir diğer önemli konu da arkadaşlar, kışın bizim burası çok güneş almıyor. İklimden dolayı hep puslu bir hava var. Dolayısıyla kışın don havalarda bile bitkilerimizin gövdeleri donlardan zarar görmüyor. Ancak sizin bulunduğunuz iklim veya coğrafyada kışın bitkilerinizin dondan, soğuktan zarar görme ihtimali varsa, bunların donlu havalarda direkt güneş ışığı almamasını sağlamanız gerekiyor. Güneş ışıklarından bitkilerinizi korumanız gerekiyor. Bitkilerinizi güneş ışığından nasıl koruruz derseniz, bunun için de donlu gecelerde ya sabah erken veyahut da akşamdan bitkilerinizin üzerini bu pamuk çuvalları vardı, keten çuvallar, onlarla örtmeniz gerekiyor. Rulo halinde satılıyordu. Onları belirli ölçülerde kesip pamuk çuvalı halinde dikiyorduk eskiden. Siz de bunları bu şekilde alıp bitkilerinizin üzerine geçirebilirsiniz veya boydan boya üzerlerine örtebilirsiniz. Ta ki ilkbahar son donları geçtikten sonra bunu açarsınız. Buradaki amaç bitkinin dalları veya gövdeleri soğuktan dolayı donduysa direkt güneş ışığı vurmasın. Bitkimizin üzerine direkt güneş ışığı vurduğunda ne oluyor? Şimdi yakına geçelim. Bitkimizin bu gövdesinin donduğunu düşünelim. Veyahut da kar yağdı, üzerine çiğ yağdı, kıra yağdı, bir şekilde buz tuttu kısmen. Dış yüzeyi, kabuğunun olduğu yerde buzlanma var. Direkt güneş ışığı olduğu zaman ne oluyor? Hemen bu buzlar erimeye başlıyor. Ancak bitkimizin gövdesinin içerisindeki hücrelerdeki sular da donduğu için donma esnasında ve güneş vurduğu zaman bir genleşme oluyor. O zaman orada bir parçalanma oluyor. Hücre parçalanıyor. Hücre parçalandığı için ölüyor ve bitkinin güneş gören yüzeyleri kurumaya başlıyor. Bakın burada kızaran bölgeler, güneş vuran taraflar. Şöyle şurada yakına geçelim. Bakın bu bitkimizin dalının bu tarafı kırmızı, pembe, diğer tarafı yeşil. Burada bariz bir şekilde görüyoruz. Aynı bunun gibi buraya güneş vurduğu taraf donuyor, diğer taraf ise donmuyor. Burası, şu bölge ölüyor. Bu bölgenin ölmemesi için bitkimizi güneşten korumamız gerekiyor. Sabahları donlu havalarda bitkimizin üzerine direkt güneş ışığı vurmaması gerekiyor ki bitkimiz sağlıklı bir şekilde hayatta kalabilsin. Bir ahududu bitkisinin tepeden yukarıya kadar nasıl geliştiğini
sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu şekilde toprak yüzeyinden çıkıyor. Yaklaşık 1 metre yukarıda dallanmaya başlıyor. Ve bu şekilde meyveler oluşuyor. Bu farklı bir çeşit kıymetli izleyicilerim. Bu şekilde bu çeşidimiz çok fazla boylanmıyor. Yaklaşık 1 metre boylanıyor ve hemen meyveye yatıyor. Burada gördüğünüz gibi diğer çeşitler 2 metreyi geçtiği halde bu 1 metreden meyve vermeye başladı. Yine burada görüyorsunuz 1 metrede bitkimizin üzerinde meyveler var sonbaharda. Evet. Meyveleri burada hasat edilmiş halde görüyorsunuz. Bunlar hasat olgunluğuna gelmemiş meyveler. Hasat olgunluğuna. Bunlar hasat olduktan sonra, toplandıktan sonra kalan içler. Bunlar da gelişmiş olan meyvelerimiz. Bu şekilde kıymetli izleyicilerim. Sizler de ahududu böğürtlen bahçelerinizi tesis edebilir. Farklı bir uğraşla, farklı bir ekonomik uğraş, farklı bir kazanç kapısı elde edebilirsiniz. Herkese başarılı yetiştiricilikler dilerim. Eğer ahududu, böğürtlen veyahut da üzümsü herhangi başka bir bitki yetiştiriyorsanız, bunları siz nasıl yetiştiriyorsunuz, nasıl sulama yapıyorsunuz, yer altından su alıyorsanız, bu suları bekletiyor musunuz? Yaptığınız uygulamaları yorum bölümüne yazabilirsiniz. Sizin ahududu yetiştirdiğiniz veya böğürtlen yetiştirdiğiniz bölgede kışın bitkilerinizi soğuktan, dondan nasıl koruyorsunuz? Bunlarla ilgili görüşlerinizi, önerilerinizi, uygulamalarınızı yorum bölümüne bizlerle paylaşırsanız memnun olurum. Evet kıymetli izleyicilerim, bir videomuzun daha sonuna geldik. Dünyanın her neresinde yaşıyor veya yaşatılıyorsanız sağlıklı mutlu günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar değil, her zaman sağlıklı ve mutlu olun. Hoşça kalın.